Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuk var diyorum, yolculuk var diyorum. Yol görünmüşken yer tutmuyor elimde. Misafirim bugün ben, gurbet akşamlar. Bunu söyledi gitti. Çarşamba gün bu hal oldu. Kapıldım gidiyorum. Bahtımın rüzgarına. Şehit Hüseyin Rusu'nun hayatta olan tek kardeşi Meryem Rusu, kardeşi Rusu'nun şehit olduğu yerde gömülmesini çok istiyordu. Bu isteğine kayıtsız kalmayan hükümet, Meryem Nine'nin isteğini gerçekleştirdi. Hüseyin Rusu ölümünden 55 yıl sonra ebedi istirahatgâhına defnedilecek. Kız kardeşi Meryem Rusu, Hüseyin Rusu'yu Kanal T Haber'e anlattı. Küçüğüyle küçük, büyüğüyle büyük, yaşlıyla yaşlı. Ailesini seven biri, vatanını seven biri, öğretmendir. 3 okulda öğretmenlik yaptı. Lefke. Girne'de, Anafartalar, Lefkoşa'da Haydarpaşa. Ve son Haydarpaşa'da yurt müdürü olduydu. Kaç yaşında şehit oldu? 28. 35 doğumudur. Yar tutmuyor elimde. Ben neyi söyleyeyim kızım? Neyi? Ne yapmadı, ne etmedi? Son kaymaklıyı kurtardı. İşte velhasıl 11 sene çektik. Kurtulduk. Kardeşimi bekledim, kardeşim gelmedi. Allah bana bu ömrü verdi, onun topracını göreyim diye. Sonunda istediğiniz gibi, istediği yere, öldüğü yere gömülüyor. Gömülsün. Yalnız Hüseyin Rusu şehit değil. Bunu böyle isterim. Kaymaklı şehitliğini istemem. İstemem kızım. Hüseyin Rusu şehit olması lazım. Doğru değil mi? Kısmet ise gömülecek. Camiden çıkacak. Kaymaklı camisine getirecekler. Oradan törenle düştüğü yere gidilecek. Asker. Bak. Sizin en büyük mutluluğunuz oldu. Çok. Yani hiç anlatamam kızım. Ben bir taneyim, yoktur kız kardeşim. 4 erkek kardeşim, ikisi şehit oldu. Damadım şehit oldu. İkisi de eceliydi. Bahtımın rüzgarına. Hüseyin Rusu'nun yeğeni Fatma Paralik, dayısı Hüseyin Rusu'yu şu sözlerle andı. 55 yıl sonra ulaşıldı. O da tekke bahçesinde yapılan kazılar sonucu. 55 yıl sonra. Peki siz neler hissettiniz? Yani bulunduğu haberi alındığında. Yani aldığımızda burukluk yaşadık aslında. Yani sevindik, çok da sevindik ama yine içimizde böyle o tekrar 63 hadiselerine falan döndük. O buruklukları yaşadık. İnşallah artık ebedi istirahatgahında inşallah huzuru bulur. Çünkü bunca zaman kemikleri sızladı. Gerçekten çok bekledi. Çok bekledi. Yolculuk var ya.